Selamlar, ben Eyüp Esen, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün size transkript nasıl sorgulanır ondan bahsedeceğim. E-Devlet uygulamasının içerisindeki bütün özellikleri size mobil uygulama kanalımda tek tek anlatıyorum. Bugün size transkript E-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır ve nasıl belge oluşturulur onu gösteriyorum. Ekran kaydımızı başlattık. Öncelikle E-Devlet uygulamasını indirmemiz gerekiyor ve bize ait bir şifre olması gerekiyor. Zaten kanalıma girdiğiniz zaman ya da açıklama kısmında çok detaylı bir şekilde E-Devlet ile ilgili birçok videoyu bulabilirsiniz. Ona oradan bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi uygulamamıza giriyoruz. Arama bölümüne transkript yazıyoruz. En üstte çıktı zaten. Transkript belgesi sorgulama yazıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, bu alanda iki tane uyarı var. Öncelikle onları birlikte sizinle okuyalım. Bu hizmeti kullanarak transkript belgenizi görüntüleyebilir ve barkodlu transkript belgesi oluşturabilirsiniz diyor. Yani öğrenci işlerinden daha önce gidip bu belgeyi almamız gerekiyordu. Ancak artık E-Devlet'te sanki öğrenci işlerinden almış gibi bir barkod kodlu ve bir kare kodlu bir belge oluşturuyor. Transkript belgeniz görüntülenmiyor ya da yer alan bilgiler hata veya eksik olduğunu düşünüyorsanız öğrencisi mezun olduğunuz okulun öğrenci işleriyle iletişime geçiniz diyor. Tamam. Şimdi burada benim transkriptim var. Bakalım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2015 yılındaki bir transkript. Ben bunu sorgulamak istiyorum. Burada yıl yıl birçok transkriptinizi bulabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz üniversiteleri ve bu üniversitelere ait transkriptleri bulabileceksiniz. Bakın, bu sayfayı doğrudan yazdırmayınız. Belgenin çıktısını almak için yukarıda bulunan dosyayı indir düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza indiriniz. İndirdiğiniz belgeyi yazsın. Yani bunu direkt açıp yazdırmayacaksınız. İndirdikten sonra yazdıracaksınız. Şimdi e-posta gönder dediğimiz zaman bu transkripti gönderelim. E-postamıza gönderiyoruz. E-posta göndermek istediğiniz belge kişisel bilgiler içerdiğinden lütfen yazdığınız e-posta adresinin doğruluğundan emin olun diyor. Evet, burada benim kendi e-postam var, E-Devlet'le kayıtlı olan. Devam et dediğim zaman evet, bu belge bana şu an e-posta olarak geldi. Şimdi bir hata verdi ama normalde gelecek. Şimdi ben tekrar belge oluştur diyorum. Dosyayı indir dedim. Şu an dosyayı indirdim. PDF'i direkt aç dediğimizde de dosya az önce bilgisayarımıza indi. Yani telefonumuza. Buradan da bir açma işlemi gerçekleştirelim. Evet, kişisel bilgilerim. Evet, kişisel bilgilerim burada mevcut. Evet, bir tane daha transkript açalım arkadaşlar. 2016 yılında kaydolduğum bir üniversitenin transkriptini sorgulayalım arkadaşlar. Giriyorum. Dosyayı aç diyorum. Direkt zaten transkriptimiz ekranımıza açılacak. Evet, bakalım. Burada bir not yazıyor muymuş? Açıklama G diyor mesela. G'nin bir anlamı var mı? Geçti demek. Bütün notları 100 mü olur bir insanın? Bütün notları 100 olabiliyormuş demek ki. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, bu bizim transkriptimiz. Tabi yukarıda bazı barkod ve kodlar var. Onları gizlememiz gerekecek. Ekran kaydını durdurdum. Kanalımız mobil uygulama videoları kanalı. Bu kanalda size ben mobil uygulamalara dair bilgiler paylaşıyorum. Bizim iddiamız şu. Siz mobil uygulamaları ne kadar güzel kullanırsanız hayatınızda o kadar başarılı olabilirsiniz. Çünkü vaktinizin birçoğu bu cihazda geçiyor.
ve bu cihazı kendi adınıza faydalı hale getirebilirsiniz. Sosyal hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. İşinizle alakalı kaliteli uygulamaları kullanarak başarılar elde edebilirsiniz. Özellikle öğrencilerin mobil uygulamaları çok iyi bir şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum. Ondan dolayı kanalımı takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta bildirim zilini dahi açabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da sormaktan çekinmeyin. Hoşça kalın.